Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, hizmet ve yatırım atağında yapımı devam eden proje inşaatlarını gezerek incelemelerde bulundu. Aksaray Üniversitesi öğrenci giriş kapısı bölgesinde bir süre önce yapımına başlanan yurt inşaatı sürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı inşaatı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Avlunun içinde oturacak yerleri var. Aralarda andezit döşüyoruz. Hani çayını alıp aşağı inecek şuradan basamaktan. Yapımı devam eden projeleri gezerek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilk olarak tamamlandığında Aksaray'a turizm açısından büyük bir ivme kazandırması hedeflenen at binicilik ve kafeterya tesisini gezdi. Çocuklar binecek, onun için de gezdirecek. Arazi yok yani. Arazi de eklenebilir. Arazi. Arka tarafa girişleri var başkanım. Oradan. Şurası sert senin. Şurası yarı örtülü, işte kafeterya oturanlar, bunun ön tarafı, burası kapalı bir tane. Kahverengi olan alan şu anda bulunduğumuz yer. Şu dış hat, şurası yarı açık mekan, oradan çocukları izleyebilecekler. Tesis inşaatını inceleyen Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yazgı daha sonra öğrenci yurt kompleksi Aksaray Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen Kadın Aktivite Merkezi ve Belediye Tiyatro Binası restorasyon inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Görev süresini vizyon projelerinin temel atma ve açılış törenleriyle dolu dolu geçiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bu yılda büyük projelere imza atıyor. TOKİ Kadın Aktivite Merkezi'nden Kültür Merkezi'ne ve parklara kadar birçok yeni tesisin yapımı devam ediyor. 2018 yılında da önemli hizmetlere imza atacaklarını belirten Başkan Yazgı, projeleri halkın istek ve ihtiyaçlarına göre planladıklarını söyledi. Halkımız için en iyi projeleri üretiyoruz, vatandaşlarımızın önceliklerini ve ihtiyaçları dikkate alarak yürüttüğümüz projelerimizi yıl içinde ardı ardına hizmete sunacağız dedi. Güzel Atlar Diyarı, Aksaray'ın turizm potansiyelini yükseltmeye yönelik projelere imza atan Aksaray Belediyesi, sporun da tanıtıcı etkinliğiyle 5000 metrekare alan üzerine kurduğu at binicilik ve kafeterya tesisinde çalışmalara hız verdi. Tesis tamamlandığında Türkiye'de bir örnek eser daha Aksaray'a kazandırılmış olacak. Aksaraylıların sporu bir yaşam biçimine dönüştürmesi ve şehre yeni değerler kazandırmak için gerekli adımları atan Aksaray Belediyesi, Aksaraylıların atasporu, binicilik sporuyla tanışması ve binicilik sporunun yaygınlaşması amacıyla sportif alanda yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Tacım Mahallesi Hobi Bahçeleri bölgesinde inşası başlayan at binicilik ve kafeterya tesisi, 5000 metrekare kapalı alan, 6000 metrekare açık alan, 14 kapalı at ahırı, 3 açık salma alanı, üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, yürüyüş parkuru ve balıklı gölle tamamlandığında Türkiye'nin sayılı binicilik tesislerinden biri olacak. İnşaat çalışmaları devam eden tesisin 3 ayda tamamlanması planlanıyor. Yapılacak tesisin turizme önemli katkı sunacağını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ın turizm gelirlerini arttırmaya yönelik bize gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Bu kapsamda spor alanındaki hizmetlerimizle spor aktivitelerini geniş kitlere yaygınlaştırmak hem de atasporumuz olan at binicilik sporunu yeniden gündeme taşımak için böylesi bir tesisle turizm alanında farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza başladık. Çok kısa sürede bu tesisi tamamlayarak bu yaz hayata geçirmeyi planlıyoruz. Belediye olarak marka şehir sloganıyla Aksaray'a hizmetlerimiz devam edecek dedi. Aksaray Belediyesi ev hanımlarına yönelik iş imkanı sağladığı hanım eli el emeği pazarında üretici kadınlara yönelik hijyen eğitiminden insan ilişkilerine, pazarlama tekniklerinden müşteri memnuniyetine kadar her alanda eğitimler vermeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi projesi kapsamında kurulan Hanımeli Pazarı'nda üretici olan kadınlara iletişim eğitimi verdi. Yine 3 tane satıldı. Ertesi gün ertesi 2 tane satıldı. Sonra şikayet ediyorsunuz. Ya niye satılmıyor, değişmiyor?
Yönteminiz aynı çünkü. Değiştirin. Evet, değiştirin. Elinizle bakın. Değil mi? Elinizi koordine ediyorsunuz, değil mi? Kontrol ediyorsunuz. Değil mi? Nasıl açmak konusunda, değil mi? Beceriniz var. Elinizle kontrol edebiliyor musunuz? Peşli değilsiniz, değil mi? Elinizi kontrol ediyorsunuz. Onu açarken de aynı şey yapıyorsunuz, doğru mu? Ellerinizi kullanıyorsunuz. Beyninizi kullanıyorsunuz, doğru mu? Gözleriniz, duyularınız. Yani aynı sistem aynı şekilde çalışıyor. Var mı bir problem? Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirdiği Hanımeli El Emeği Pazarı'nda satış yapan kadınlara iletişim psikolojisi ve iletişim yönleri eğitimi kapsamında müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti konusunda bilgiler verildi. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen klinik psikoloğu Sait Düzen'in Hanımeli El Emeği Pazarı'nda üretici olan kadınlara yönelik verdiği eğitimde kadın girişimciler tarafından kurulan işlerin devamlılığı için pazarlama faaliyetleri ve iletişimin gücü anlatıldı. Gelecek için kadınların iş gücüne, ekonomik hayata katılmaları için birçok projeye imza atan Aksaray Belediyesi, ayrıca kadın girişimcilerin iş kurma ve yürütme sürecinde yaşadıkları zorlukları, engelleri aşmaları için bilgi altyapısı, aile desteği ve iletişim ağları dahil her alanda eğitimlerine devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından Belediye Tiyatro Kavşağı'nda hizmete sunulan bilgi evlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar başladı. İkinci bilgi evi inşası Tarihi Ulu Cami'nin hemen yanı başında başladı. Aksaray Belediyesi tarafından kitapseverler ve özellikle çocuklar ve gençler için yaptırılan bilgi evlerinin ikincisi Tarihi Ulu Cami önünde inşa edilmeye başlandı. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan kitapseverler ve eğitime katkılarıyla dikkat çeken bilgi evleri sayısı artıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın kitap okumaya ve eğitime verdiği önemin güzel bir örneği olan Aksaray Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evlerinin farklı noktalarda sayısının arttırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aksaray Merkez Tarihi Ulu Cami'nin hemen yanı başında yeni bilgi evi inşası başladı. Aksaray Belediyesi tarafından bilgi evi projesi kapsamında ilki Belediye Tiyatro Kavşağı'nda hizmete sunulan Cemalettin Aksaray Bilgi Evi'nin ardından yeni bilgi evi de tamamlanarak hayata geçecek. İki kattan oluşan ve üst katı kafeterya olarak dizayn edilen bilgi evinde binlerce Türk ve dünya edebiyatından seçkin eser kitapseverlerle buluşacak. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.